Sevgili izleyicilerimiz, bugün Dortmund'dayız. Dortmund Türk Kültür Merkezi'ndeyiz. Ana Dil Türkçe kampanya etkinlikleri kampanyasında A Milli Takım'ın unutulmaz oyuncuları Yıldır Aybaşlık Bey ile beraberiz. Etkinliği Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosluğu Eğitim Ateşi'yle düzenliyor. Yanımızda Esen Başkonsolosu Sayın Kenar Cebeci Bey var. Efendim, yine bir Türkçe etkinliği, yine beraberiz sizlerle. Çok anlamlı bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz öncelikle böyle bir etkinlikten dolayı. Neler söylemek istersiniz? Efendim, Türkçe genel olarak da eğitim toplumumuzun temel meselesi. Biz başkonsolosluk olarak eğitim ateşiliğimizde ve diğer birimlerimizde bu konudaki ihtiyacı ve bu konudaki farkındalığı artırmak için elimizden geldiğince gayret sarf ediyoruz. Tabii buradaki temel unsur velilerimizin bu konuda bilinçlenmesi ve çocuklarını okullara kaydettirmesi. Bugünkü etkinliğimizde sağ olsun milli futbolcumuz Yıldır Aybaştur kardeşimiz de bize destek verdi. Onun sayesinde de çok yoğun bir ilgi oluştu. Bundan dolayı son derece memnunuz. Ben eminim ki bugün burada oluşturduğumuz bu ilgi velilerimizdeki farkındalığın artmasına katkıda bulunacak ve inşallah Türkçe eğitim gören öğrencilerimizin, kardeşlerimizin sayısının artmasına vesile olacaktır. Etkinlikler devam edecek mi efendim? Tabii ki, tabii ki. Yani bunda bir limit koymadık. Şu anda Kuzey Rhein-Westphalia eyaletinde Türkçe eğitim oranı çocuklarımızda %20 civarında. Biz bunu mümkün olduğu kadar yukarı çekmeye çalışacağız. Bugün bu adımlardan bir tanesi ama bundan sonra da farklı farklı organizasyonlarla yine velilerimize ulaşmaya ve onlara bu mesajı vermeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Biz de sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Evet, yeşil sahalardan sonra şimdi artık eğitim alanındayız. Yıldır Aybaşlık Bey, sizi hatırlıyoruz. 10 numara olarak hatırlıyoruz. Şu anda Ana Dil Türkçe'ye destek veriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle başkonsolosluğumuza teşekkür etmek istiyorum. Bu tarz etkinliklerle yaptıklarını. Benim için çok hassas bir konu. Benim 3 tane çocuğum var. 6, 3 ve 7 yaşlarında. Biz onlara mesela 3 yaşına kadar sadece Türkçe konuşturuyoruz. Ama kreş ve ilkokula gittikten sonra Almanca konuştukları için Türkçe tabii ki biraz daha arka plana düşmeye başlıyor. O yüzden bu etkinliği yapan başkonsolosluğumuza ve yardımcılarına ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz mesela evde şöyle bir çözüm bulduk. Ev için ben biraz yardım etmek için velilere söylüyorum. Ben eşime şöyle dedim. Sen dedim sadece çocuklarla Almanca konuş. Çocuklar benimle konuştuklarında Türkçe konuşmaları gerektiğini bilmeleri lazım diye söyledim. O yüzden çocuklar benimle konuştuğunda Türkçe konuşuyorlar, eşimle konuştuğunda Almanca konuşuyorlar. Böyle bir çözüm bulduk. Ev için söylüyorum ama okulda da tabii ki ders çok önemli. Bizim zamanımızda yani biz zaten Türkçeyi tabii ki evde de öğrendik ama okulda da ders görerek çok katkısı bulundu bize. Tabii ki milli takımda da oynadığım sürede. Ben genç milli takımda da oynadım. 15 yaşında genç milli takımda oynadım. Onun da tabii ki çok yardımı oldu bu konularla ilgili. Dediğim gibi yani bu tarz etkinlikleri her zaman destekleyeceğim. Teşekkürler, çok sağ olun. Fikret Bey bizimle beraber. Hocam, sizi şöyle alabilir miyiz? Size şunu sormak istiyorum. Bizim çocuklarımız zaten Türkçe biliyorlar hocam. Okulda ne gerek var Türkçe dersine diye bir soru yöneltsem. Çok herhalde sık karşılaştığınız bir soru. Çok sık. Neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi evde öğrendiğimiz Türkçe kesinlikle okulda öğreneceğimiz Türkçe ile kıyaslanamaz. Şu anlamda hem sosyal yaşantıyla alakalı hem oradaki orada öğreneceğimiz sosyal yaşama ilişkin bütün ek bilgileri evde alamıyoruz. Ve yöresel bir dil oluşuyor evde öğrenilen Türkçe ile birlikte. Terzi kendi söküğünü dikemez diye bir söz vardır. Biz çocuklarımızın öğrenmesi gereken şeyleri yarı açan geliştirmesini sağlayamayız kendimiz. Okullara gitmeliler ve kendi yaşıtlarıyla birlikte öğretmenlerle bu işin uzmanlarından bu işi öğrenmeler gerekiyor. Öbür türlü bu mümkün değildir. Evet, çok teşekkür ediyoruz hepinize. Biz de bir sonraki etkinliğinizde yine sizinle beraber olmak istiyoruz. Biz de size bütün basın, Türk basınına teşekkür ediyoruz. Bugünkü etkinliğimizde çok gerçekten büyük ilgi gösterdiniz. Basınımıza güveniyoruz bu konuda çünkü bizim elimiz ayağımızsınız. Bizim mesajımızı toplumumuza iletmekte son derece önemli bir rolünüz var. Bizim
İldiray Baştürk kardeşimizin, konsolosluğumuzun, eğitim ataşımızın ve STK'larımızın gösterdiği hassasiyeti Türk basını da gösterdi. Size de ayrıca bu konuda bir tebriği hak ettiğinizi de vurgulamak istiyorum. İnşallah sizin de yapacağınız programlar sayesinde Türkçe'ye ilgiyi artıracağız.